Papaz efendi, nasıl bu hale geldiniz siz? Tanrı'ya sizin için dua edeceğim. Sen koç, hep Tanrı'ya dua et. Ama seni son zamanlarda pek sık kilisede göremiyorum. Hiç sormayın papaz efendi. Ertuğrul Bey'den gelen yardımla yetim çocukları doyuruyorum. Zamanımın çoğunu o masum çocuklara harcıyorum. Neredeymiş bu çocuklar? Nasıl duymazsınız papaz efendim? Söğüt'ün her yeri yetim çocuklarla dolu. Yakında Söğüt'te yetim çocuklardan çok daha fazlası olacak. Ne dedin? Ne dedin? Hiç. Hiç. Ertuğrul Bey'i çağırayım mı? Belki bize bir hekim gönderir. Yok. Onun zaten işi başından aşkın. Bir de benimle uğraşmasın. Olur mu hiç öyle şey? Sonra bana kızar. Koskoca Söğüt'ün tek papazı hastalanmış ve benim haberim olmadı der. Kızar bana. İç ya şunu. Peki, Ertuğrul Bey haber ver gelsin. Hemen papaz efendi, hemen. Sağ olasın.
Bismillahirrahmanirrahim. Bir eksiğin varsa test sırmayla gidip gideresin. Gayrı sen obamızda misafir sayılırsın. Doğduğum, doyduğum obada misafir olmak da varmış ağabey. Bacım, burası senin ata ocağın. Ama sakın unutma. Bundan böyle Kayı Obası'nın baş hatunu olacaksın. Bir ayağın buradadır. Lakin senin yerin gayrı orasıdır. İmdi müsaadenle biz Söğüt'e gidelim ağabey. Destur var mıdır beyim? Gel Yinal. Hayrola? Kervansaray'ı basmışlar beyim. Orada ne kadar Moğol varsa hepsini öldürmüşler. Ya Emir Bahattin? Onu da öldürmüşler beyim. Kim cüret eder buna? Kim? Vergileri çalarlar. Moğolları keserler. Yetmez gibi bir de Emir Bahattin'i öldürürler. Kim yapar bunları Yinal? Kim? Beyim, Türk obalarının beyleri de tedirgin olmuşlar. Ertuğrul Bey'den acele toy istemişler. İmdi hep sahana gidermiş. Vakit yatma vakti değildir ya. Ağabey. Eğim lan, eğim. Haydi siz gidin işinizi görün. Haydi. Toya gideceğiz Yinal. Toya. Siz de kimsiniz? Ertuğrul Bey tek sizi mi gönderdi? Şimdilik sadece biz. Başelçi nerededir? Başelçi sizi bekler. Biz götüreceğiz sizi. İyi, iyi.
Tez gidelim o vakit. Mektubu alalım önce. Bizde duracak. Emir Bahattin katledilmiş. Şimdi ne olacak? Bu işin sonu hayır değil. Doğru söylüyorsun. Hoş geldin bey. Hoş gördük Tumrul. Beyler geldi mi? Geldiler bey. İçeride seni beklerler. Ertuğrul bey. Beyim. Papaz efendi. Hiç iyi değil. Yataklara düştü. Kimsesi de yok. Ben yanından ayrılmam. Benden size haber vermemi, sizin ona mutlaka yardım edeceğinizi söyledi. Tumrul, tez şifacılara haber edesin. Papaz efendi ile ilgilensinler. Ben de toy bittikten sonra yanına uğrayacağım. Uç beyimiz Ertuğrul Bey. Hoş gördük beyim. Hoş gördük beyler. Toyda istişare etmek dilermişsiniz. Sizleri dinlerim. Günden güne durum kötüye gitmekte Ertuğrul Bey. Gayrı bize de artık yeter olmuştur. Dragos keferesi yeterince bela zaten. Üstüne Moğol vergileri de kaptırıldı. İmdi de Emir Bahattin katledilmiş. Neler olur Ertuğrul Bey? Emir Bahattin'in akıbeti Moğol'la iş tutmasındandır. Devlet öyle bir zilletin içinde ki... Moğol soysuzu istediğini vezir yapar, istediğini öldürür, istediğini de makama getirir. Bir Bahattin daha bulacaklardır. Bir müddet karışıklık olsa da bizim topraklarımıza sirayet etmeyecek. Çıkacak olan kargaşayı nasıl uzak tutacaksın Ertuğrul Bey? Vergileri de götürüp kefereye fidye diye vermişsin Ertuğrul Bey. O nasıl olacak? Bu Moğollar gelip yeni vergi istemeyecek mi? Evet. Vergilerinizin mesuliyeti bendedir. Hepsini ben tanzim edeceğim. Kimseden tek bir altın dahi alınmayacak. Moğolların tek derdi vergidir. Onun da hesabı görüldükten sonra bu topraklara musallat olmayacaklardır. Bu toprakların emniyetine zeval gelmeyecek. Emniyet dersin de Ertuğrul Bey. Bak, Bey Bolat Bey de zehirlenmiş. Demek zehri Bey Bolat işte. Bu iş açığa çıkmadan Ertuğrul'un işini bir an önce bitirmeliyim. Koskoca Umuroğulları Bey'inin zehirlendiği yerde emniyet mi kalmıştır? Müsaade var mıdır Ertuğrul Bey? Buyur geç hele. Kusura bakmayın beyler. Başımıza elin bir hadise geldi. Ondan sebep geciktik. İşittik Bey Bolat Bey. Biz de onu konuşuruz.
Bey Bolat Bey'le bu meseleyi istişare ettik. Onun da kaygısı yoktur. Dragos pusatımızın yaklaştığını anladığı için ne yapacağını şaşırmıştır. Onun hakkından gelmemiz yakındır. Kaygım odur ki vergiyle, altınla bu Moğol belası dinmez. Böyle giderse Dragos keferesinin hakkından da gelinmez. Gayrı fetih kapıları açmak için geldiğimiz bu yurt bize dar olmaya başlamıştır. Zorlu günde bu kadar yılgınlık gösterecekseniz niye döşeğinizde yatmazsınız da toya gelirsiniz? Beyliğinizin harcı bu kadar mıdır? Haydi o vakit. Tez bizi Başarçı'ya götürün. Sizin için yol buraya kadar. Bundan sonrasını biz gideceğiz. Bizi kandırabileceğinizi mi sandınız? Bizim her yerde gözümüz kulağımız vardı. O vakit o gözünüzü oyar kulağınızı keserim. Bunca yıl bir ucunuzda Bizans keferesi, diğer ucunuzda Moğol soysuzu. Bir günden bir güne obanıza halel mi gelmiştir? Kimin tek bir çadırı yıkılmıştır? Kimin aşı suyu azalmıştır? Sana haksızlık etmeyiz Ertuğrul Bey. Söylediklerin doğrudur. Lakin önümüz sis, arkamız duman. Olacakları göremiyoruz. Nice kez önümüze sisler, dumanlar çıkmıştır. Başımıza nice gaileler geldi. Hangisinde sizi istikametten saptırdık ki imdi saptıralım? Biz yolumuzu candan serden geçenlerle birlikte yürürüz. Zorluk görünce korkaklık yapanlarla birlikte değil. Burada her kaygının arz makamı benim. Hal yoluna koymak da benim vazifemdir. Lakin sizin de vazifeniz zorlukla karşılaştığımızda dimdik ayakta durabilmektir. Dört bir yanımız düşmanla sarılıyken en ufak bir gevşeklik gaflete, gaflet de ihanete yol açar. Bunu gösteren olursa ne yapacağımı iyi bilirim ben. Olanlar hepimizi hırpaladı Ertuğrul Bey.
Bir çare aradık. Başka da tasamız yoktu. Hiçbir zorluk yolumuza mani olamayacak. Lefke Kalesi gayrı şer yuvasına dönmüştür. Orayı kılıçla açmak bizim boynumuzun borcudur. Fetih için katı yayda hazır bekleyen ok gibi hazır bekleyeceğiz. Korkan, çekinen varsa şimdi söylesin. Bir cesur, bin korkaktan yeğdir. Ben gerekirse bu uğurda tek başıma cenk ederim. Canını çok seven varsın, gitsin otağında yatsın. Benimle birlikte bu yolda canından serden geçen gelecek. İçeri nasıl sızdınız? Başka kimler vardı hele? Başka kimseyi bilmem ben. Hem siz bizi ne sandınız? Bizim her yere elimiz kolumuz uzanır. O vakit uzanan elinizi de kellenizi de keseriz. Dragos iki obanın yakınlaşacağını anlayınca bu zehir işini tertip etti. Bundan gayrı her türlü fitneye karşı hazırlıklı olmak gerek. İnşallah dediğin gibi o şer yuvasını fethedersek fitneyi de temizlemiş oluruz. Vergilerin çalınmasında da Emir Bahattin'in öldürülmesinde de onların parmağı olduğunu düşünürüm. Onlar her şeyi yaparlar bilirsin. Lakin merak ettiğim bir şey var. Vergilerin o kervansarayda toplanacağını pek az kişi bilirdi. Bu malumatı Dragos'a onlardan biri mi uçurmuş dersin? Kim bilir. Lakin her şey karanlıktadır. At izini, it izine karıştırabilirler. Ortalık karışırken suçu herkes birbirinin üstüne atabilir. Bunun iki yolu var. İlki Dragos'u bulup öttürmek. İkincisi de vergilerin orada toplanacağını bilenleri konuşturmak. Diyelim bir cevap aldın. Altınları bulamadıktan sonra ne fayda? Bize ispat gerek Bey Bolat Bey. Hele bir şüphelileri bulup öttürelim. O vakit altınları da buluruz. Bu işi deşmek gerek Ertuğrul Bey. Lakin fazla deşmez. Bırak Moğol ne yaparsa yapsın. Bu iş çok karışıktır. Maazallah sonra deştiğin yerin içinde kalırsın. Kurtaranın olmaz. Müstakbel akrabamız Ertuğrul Bey ne güne durur? O elbette bize elini uzatır. Değil mi? Akrabamız demişken
Şu evlilik meselesini bir an evvel neticelendirelim derim Ertuğrul Bey. Bugün buyurun otağımıza gelin. Hem sohbet ederiz hem de bu evlilik meselesini konuşuruz. Şeref duyarız. Müsaadenle. Eyvallah. Elçiler bizi nerede beklerler? Çok mühimdir. Bu mektubu onlara ulaştırmamız gerek. Neredeler? Çamlıtepe'de. Nerede? Nerede de bana? Mağarada. Elçilerin yerine Moğollara demiş olabilir. Haydi ne vakit kardeş. Tez varalım şu mağaraya. Başlarına bir şey gelmeden yetişelim gayrı. Haydi. Haydi. Vuruşmadan geldik geleli atlarımızla pusatlarımıza bakamadık hiç. Şunları bileyledikten sonra atlara da bakalım. Haydi Süleyman, hazır mısın sen? Sen git Gündüz. Ben gelmeyeceğim. Ne demek gelmeyeceğim? Atlarla pusatları sınamak gerek. Bir vuruşma daha olursa rezil olur Süleyman. Benim hiç gelesim yok. Hem bir vuruşma daha olsa ne olacak? Yine böyle gelip durduğumuzda kalacağız. Senin bir derdin vardır Süleyman abi. Diyesin hele. Moğolları biçtik. Eyvallah. Emir Bahattin de hak ettiğini buldu. Lakin böyle durarak nereye kadar? Babamla emmimlerden de hala haber gelmedi. Ne yaparlar, ne ederler bilmeyiz. Biz onları düşünmez miyiz sanırsın Süleyman? Ha? Hem onların ne zor şartlarda olduğunu en iyi sen bilirsin. Ha deyince haber gönderemezler bilmez misin? O vakit ben giderim. Aklını başına devşir. Bir yere gidemezsin. Babam da müsaade etmez böyle bir şeye. Hadiselerden sonra huzursuzluk çıkabilir. Bir de kendi aramızda mesele çıkmasın. Huzursuzluk çıkarsa da haksızlar mı Gündüz? Böyle oturup kalmayla netice mi alınır? Bir biz vuracağız. Bir onlar hamle yapacak. Bu hep böyle gidecek. Asıl bir arada durmamız gereken vakitler bu vakitlerdir. Eğer emimlerin yanına gidilmesi gerekirse evvela babam gider zaten. Onlar da haber gönderecekleri vakit gönderirler. Herkesin bir bildiği vardır. Sizin babanız burada Osman. Bütün aileniz, obanız burada. Ben nice vakittir babamı görmem bilir misin? Ailemiz dağıldı. Obamızın yarısı kırıldı. Bana nasıl zor gelir bilir misin? Gayrı benim durasım kalmamıştır. Bundan böyle herkesin bildiği kendinin olsun. Ben kendi bildiğimi yapacağım. Yeter ettin Süleyman. Oraya gittiğinde bu sefer de ananı burada tek başına koyacaksın. Bu ağır gelmeyecek mi? Orada lazım olursan emimler haber gönderir. Babam da uygun görürse destur verir gidersin. Yeter gayri kendine gel. Haydi. Al pusatını.
Leyleyip sınayacağız. Bamsa Atbaşı yoklar da hazır görmezse gözümüzün yaşına bakmaz. O vakit ne oraya gidecek atın olur ne de onlarla beraber vuruşacak bu satın. Haydi. Çok kasvetli. E ötekine bakalım. Sırma. Bacım birini alıp gidelim. Yapılacak daha onca iş var. Abla, yakında düğünün olacak. Sana elbise kumaşı bakarız. Nedir bu kaygın? Düğün mesele değil de. Asıl mesele düğünden sonrası. Olacakmış ki düğünden sonra. Selcan Hatun'la Osman beni pek istemez. Ben sabrederim. Lakin inşallah bu vaziyet uzun sürmez. Ertuğrul Bey'in canı sıkılmaz. Nikahta keramet vardır. Sen İpek gibi yüreğini görünce seveceklerdir. Hem ben ne güne dururum burada? Seni yalnız mı koyacağım? Kaygılanmayasın. Hatun, şunu aç hele. İşte bu en iyisi. En mutlu gününde saadetinin perdelenmesini istemem. Ay parçası gibi olacaksın. Şavkınla herkesin gözleri parlayacak. Düğün elbiseni ben dikeceğim. Şunu sar hele. Bir şey öğrenebildin mi beyim? Ertuğrul bir altlar karıştırır. Lakin dili kör kilitten beter. Elbet açacağız onu da. İmdi sen şu toyda Ertuğrul'a aksilik eden beyi bulup bana getireceksin. Emin olur beyim. Ha, bu arada bu Batur Alp gelmiş. Batur Alp mi? Seninle görüşmek istermiş beyim. Emir öldü ya. O da kılıç artığı kaldı tabii. Sığınacak gölge arar. Lakin talihli adammış. Ona ilk vazifesini vereceğim. Hem de pek mühim bir vazife. Adamlarımızı topla. Ertuğrul'u öldüreceğiz. Artık onun sonu geldi. Emredersiniz efendim. Emir Bahattin öldükten sonra beni de sarayda barındırmazlardı. Tek çarem sendin bey, Bolat Bey. Sana sığınmaya geldim. Allah Emir Bahattin'in taksiratını affetsin. Ne edersin? Ecel işte. Şimdi sen onun intikamını almak istersin değil mi Batur Alp? Gerekirse bu uğurda ölürüm. Yeter ki emirimin intikamını alayım. Tasa etmeyesin. Hep beraber alacağız intikamını. Benim yanımda her daim yerim vardır Batur Alp. Lakin ben de senden çelik gibi bir sadakat beklerim.
Her buyruğumu yerine getirmeni isterim. Bilesin. Sonuna kadar beyim. Her şeyi yaparım. Gerekirse saraya dahi elimi uzatmaya çalışırım. Saray imdilik dursun. Senden elini başka bir yere uzatmanı isteyeceğim. Yapılacak çok iş var. Emir'in ölümü, çalınan vergiler, sandık. Bunların hepsinin ucu bir şekilde Ertuğrul'a dokunur. Sandık hususunda Artuk Bey'e ne yaptıysak, ne ettiysek ötmedi. Kayılar bizi akşam otağa davet ettiler. Bacılarımı önden gönderdim ki hem onlarla kaynaşsınlar hem de sırma bir etrafı kolaçan etsin. Bakalım bir şeyler görebilecek mi? Şimdi senden elini uzatmanı istediğim yer Lefke Kalesi. Oraya gidip Dragos'la görüşeceksin. Devlet adına geldiğini söyleyeceksin. Ertuğrul'la ne anlaşma yapmış? Çalınan vergilerle bir alakası var mıdır? Hepsini öğreneceksin. Onlar Ertuğrul'la düşman dahi olsalar kolay kolay malumat vermezler. Diretirlerse ne yapacağız beyim? Onlara öyle bir teklif sunacağım ki malumat getirmek için ayağımıza gelecekler. Nedir o beyim? İlçin Hatun bütün küplere, taslara, şerbetlere baktı beyim. Tetkikte çıkan neticeye göre zehirden emare yoktur. Bu zehir işi Umuroğulları'yla aramızda bir mesele yaratmasa da diğer oba beylerini huzursuz etmiş. Zaten bu Moğol vergileriyle Bahattin'in ölümünden ötürü de hepsinin gözünü duman bürümüş. İleriyi görecek feraset önde yürüyenden beklenir beyim. Arkada gelenler yalnız yola bakar. Biz evvelallah istikametin selamete çıkacağından eminiz. Onlar da tez vakitte göreceklerdir inşallah. Görecekler artık bey. Görecekler. Aksakallılardan haber geldi. Hayır olsun beyim. Berke Han'ın elçileri ittifak görüşmesi için gelmişler. Ben de Turgut'la Bamsi'ye bir mektup verip onlara gönderdim. Sonra asıl görüşmeyi ben yapacağım. İnşallah hayırla neticelenir beyim. Gayrı Moğol zalimine karşı hürriyet cengini başlatırız. Biz buna hazırız da ya Anadolu? Bugün yıllardır bize sadakat gösteren beyleri ilk defa yılgın gördüm. Eğer bu yılgınlık Anadolu'ya sirayet ederse işimiz çok çetin olacak artık bey. Anadolu'nun üstüne zulmün karanlığı çökmüştür beyim. Beyleri yılgınlığa sürükleyen bu karanlığın sonunu görememeleri. Bu zifiri karanlığın sonu gözle değil, gönülle görülür. Bu gönülde feraseti yüksek olanlarda, davanın sancaktarlığını yapanlarda görülür. Zira onlar güçlerini Allah'tan alırlar. Zümer suresinde buyurulduğu gibi, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Nitekim herkesten aynı feraseti bekleyemeyiz. Karanlığın ardında nice aydınlıklar, yeisin ardında nice ümitler vardır beyim. Umulur ki yürüdüğümüz bu kutlu yolda karanlığa karşı ilk kıvılcımı tutuşturacak kişi sen olacaksın beyim. Senin kıvılcımın da diğerlerine cesaret verecek. Ve bu kıvılcım Allah'ın izniyle volkana dönüşecek. Ben bu yola kıldan ince, kılıçtan keskin olduğunu bilerek girdim. Yolun üstünde ateşlen geçitler olduğunu da iyi bilirim. Tek gayem taşıdığımız kutlu diriliş sancağını zaferle dikmektir. Allah'ın izniyle dikeceksin bebeğim.